Grafen atomik ölçekli organik bazlı bir madde, özel bir prosesle yapılıyor. Nasıl kök hücreden bahsediyorsanız insanda, o insanın değişik organlarında o organın hücresine dönüştüğünü söylüyorsanız, bu madde, mineral dediğiniz ya da madde dediğiniz her şey atomlardan oluşuyor. Yani demirdir, işte plastiktir, ahşaptır, neyse. Bunları birbirinden ayırt eden ana şey ne? Atom yoğunluğu. Yani mineraller için özellikle bu. Eğer grafeni birim alanda elmasın atom ağırlığına ya da altının atom ağırlığına kadar sıkıştırırsanız grafen o şeye dönüşür. Yani elmas da olur. Çünkü sonuçta iki boyut dediğiniz bir tanesi dalga boyu, bir de frekansı. O dalga boyu ve frekansı eğer birim alanda sıkıştırırsanız ortaya o madde çıkacaktır. Yani maddenin kök hücresi tabiri caizse. Bu grafene, grafen kendi hacminin 60 katına kadar da protein de taşıyabiliyor. Bu mineralleri de etrafında, metalleri de toplayabiliyor. Toksik maddeleri de toplayabiliyor. Bunu eğer endüstriyel olarak elektronik bombardımanla, RF dalgalarıyla buna bir data yüklerseniz bu RNA üzerinden DNA'ya nüfuz ediyor. Yani grafene yüklediğiniz mesaj RNA postacısıyla DNA'ya ulaştırılıyor. DNA'dan da insan temel hücre yapısı içerisinde bir takım mesajlar dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla bununla dışarıdan daha sonra da mesaj yüklemek mümkün olabilecek ya da daha önce yüklenen mesajların gittiği organlarda biyokimyasal reaksiyonlara ya da işte kalp kapakçığında kilitlenmeye, beyin zarına nereye ulaşacak ve hangi mesajı iletecekse. Ha, bazı sorunları çözmek için de mesaj yükleyebilirsiniz. Bu kontrolden de çıkabilir ya da kötü maksatla da bunu kullanabilirsiniz. Grafen kendi içinde saf olarak bir mekanda derhal kendi kendine kilitlenerek sanki canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Yani bir bakın, 1 gram grafen 2500 metrekarelik bir alanı kaplayabilir. Sizden bir takım parçacıklar alabilmek için grafen en uygun madde. Onun etrafında toplanan sizden aldıkları ölü ya da canlı organizmaları dokunduğu anda onu kendi içine alıyor. Laboratuvarda hangi devirle, hangi büyüteşle onları analiz ediyorsanız yani grafenin suçu yok burada. Grafenin sizin nasıl, nerede, niçin kullandığınıza bağlı. Bunu maskede de kullanabilirsiniz. Bütün mikrobu da kendi içinde tutar. Yani zaten bu karbonun rafinasyonu ile elde edilen bir şey. Aktif karbonun. Karbon bütün bilgisayarlardaki, çiplerdeki ana madde bu. Bunu tekstile de uygulayabilirsiniz. Metale de uygulayabilirsiniz. Zırh da yapabilirsiniz bundan. Yani bunu başka maksatlarla da kullanabilirsiniz. Grafeni insanlar bundan sonra daha çok duyacaklar. Ve geleceğimizde grafen daha fazla yer alacak.